Burası kimin evi Zekeri Akbar'ın? Burası halamın kızı. Tabii evli. Kocası da Bedirhan'dı. Onların evi. İsmi şu neydi halanızın kızı? Beyaz. Şu an kimse yok herhalde. Yok. Onlar da boş atmış. Evet arkadaşlar. Sabun. Soba var pardon. Girişi orada. Buradan giriliyor. Evet yan sokaktan çektik. Buralar evet arkadaşlar. Girişi evi buradan mı? Ha? Evet. Kapısı buradan. Maalesef artık hiçbir Ermeni yaşamıyor. Kapıda da şöyle bir işaret var. Buyur Zekeri Akbar. Bu sokaklar, bu şeyler, mahalle hepsi bizimki Ermenilerin kaldığı yerdi. Evet Akbar. Merhabalar. Derik'te Ermeni evleri, Ermeni sokakları. Buradaki çekimlere 4 gün değil arkadaşlar, bir 10 gün lazım. Zekeri Akbar'ımla 4. günde gezmeye devam ediyoruz sağ olsun. Her dakika yanımızda, her saniye. Ha. Yine burada hayırları. Merhaba. Dur dur, ne kadar. Dur teyze dur. Merhaba. Bu kimin evi Zekeri abi? Boğaz Örgünç'ün evi. Evet. Burada Boğaz abiler kalıyor. Şimdi yurt dışındalar mı Zekeri abi? İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. Boğaz Örgünç'ün evi. Burada da böyle bir demir var. Boğaz Örgünç. Evet bu da evin içi. Tabii tavan, tahta, eşyalar falan var. Burada kalan komşuları burayı biraz bakıyorlar. İşte erzaklarını koyuyorlar. Bu da Bedros Akbağ'ın avlusu. Burada çay, kahve içerler, yemek yaparlar, tanımlar yaparlar. Burada da Zekeri abi, burası tuvaleti miydi? Ne burası? Tuvalete benziyor. Evet, tuvalet. Evet arkadaşlar, tarihi bir tuvalet. Evet, burası da böyle üstü açık dedi mi burası Bedros Akbağ? Evet, evet. Üste bir su deposu var. Böyle tarihi evi. Şurada lamba da böyle boynunu büyükmüş arkadaşlar. Evet. O nefte artık medikası. Zaten ben... Ah, avşi acımadı yani. Avşi, juvan acıyı tabii ki. Bu kutta hene bir yaban vardı. Ah, avşi anladı katik. Hani? Zine bu kocan eti Cem Naif abi destiğinin emgu. Çok güle öyle. Naif abi sana teşekkür etmeye geldim. 2 saat sonra yolculuğum var. Veda ediyorum. Bu 4 gün zarfında sana, Yuşani Kuyri'ye, Zekeri abiye çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Yardımcı oldunuz. Kapınızı açtınız. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'daki Derik halkına, Avrupa'daki Deriklere bir söyleyeceğim var mı? Bir kelime. Yok. Selam söyle. Tamam Naif abi. Naif abi sen şimdi sağlık dolayısıyla dükkana artık gidip çalışamayacaksın değil mi? Yok, çalışmıyorum. Çalışmayacaksın artık. İşi bıraktık artık. İşi bıraktın. Sen emekli oldun, yeter diyorsun. Hı. Naif abi kaç sene çalıştın demircilikte? 50 sene. Derik'te. Babanız da mı demirciydi Naif abi? Babam da demirci. Babanızın ismi neydi Naif abi? Tanu. Tanu, Daniel. Daniel'di. Evet, o da demirciydi. O kaç yılında demirciliğe başlamış Naif abi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Dedeniz ne iş yapardı Naif abi? O da demirciydi. Deden de mi demirciydi? İnanmıyorum. 3 nesil demirci. Maşallah. Dedenizin ismi ne Naif abi? O da bilmiyorum. Vallahi. Naif abim 3 nesil demirci. Gerçekten çok duygulandım Naif abi. 3 nesil demirci. Dedenin babasını artık bilmiyorsun. Naif abi, sana sağlık, mutluluk diliyorum. Sağ ol. Allah size sıhhat versin. Saygılar diliyorum. Sağ ol. Naif abi, kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Zekeri Akbar'ım. Efendim, merhaba. Senin sülalenin geçmişinden... Hatırladıkların ne kadar, hangi zamana kadar gidebilirsin geri?
Bizim büyüklerin anlattığına göre 400 yıl önce Elazığ Palo'dan geliyorlar, deriyi kuruyorlar. Benim babam Agop'tu, rahmetli. Babamın babası dedem Vartan. Vartan'ın babası İlyas. İlyas'ın babası Gopi. Gopi'nin babası Muri, Murat. Yani 5 nesil işte aklımda bize öyle... Sen kendini saydın mı nesil olarak? Ben son nesil. Sen kendini saysan 6 nesil mi? 7'ye falan çıkıyor. Çocukların, onlar yapmıyor bu işi. Yok. Tamam, teşekkür ederim. Nurşanlı Kuyu kahvelerimizi yaptı. Buyurun Kuyu'yum, elinize sağlık. Naif abi emcebi. Naif abi. Layli. Zahmet oldu, sağ ol. Zahmet ne? Merhaba Layli. Ağa Layli. Şekil besi. Şekil ye Layli. Yendik bazı işler benim. Tamam. Ha? Gel. Otur burada. Nurşan'ı koyduk. Bu ilk kahveyi şimdi Naif abi seni istemeye geldiğinde ilk kahveyi yaptığında heyecanlandın mı? Yok bilmiyorum vallahi. Hatırlamıyorsun. Naif abi ne zor sorular soruyorum değil mi abi ya? Sen abi o kahve ne gerek yok baş bu kendine. Sene kaçtı Naif abi nişanlandın? Kaç senesinde nişanlandın? Valla bir 50 sene mi 60 sene mi? Maşallah maşallah. Ne? Ne zaman nişanlandın diyor? Nişan yoktu işte evlenme 73'te evlendik biz. Tam 50 sene 50 abla. Maşallah maşallah. Yarım asır diyebiliriz. Allah sağlık saat versin. Papaz yoktu hocalar nikahları kıyıyordu. Ne diyorsun abi anlamadım. Lan papaz atı bu ya. Yok benim rahmetli amcam Murat'ın ama o daha eskidir. 50'lerde ya abi. Eski, bu evet. 70'ler diyor. İmam kıymış onların nikahını. Allah kabul etsin ya. O zaman öyle papaz yoktu burada. Naif abin ikini papaz kıymış şimdi. Ya ondan sonra papaz geldi. Naif abim ziyade olsun Naif abi. Bizim evlerde günlük yapılıyordu. Şey vaftiz. Çocukların vaftizi bizim evde yapılıyordu. Vaftiz olmayanlar Dergi Ragos geldiği zaman. Niye kilisede yapmıyorlar, sizin evde yapıyorlar abi? Şimdi bizim ev o zaman hani sıcak olsun diye soba yanıyordu. Çocuklar düşünmesin diye. Kilise büyüktür, soğuktu. Anladım abi. Bizim evde vaftiz olmayan çocukları getiriyorlardı. Hatta ben kaç kişiye ben de gün kayrolmuşum. Papaz İstanbul'dan mı geliyor, Diyarbakır'dan mı? Diyarbakır'dan, rahmetli Dergi Ragos. Anladım abi. Biraz topaktan sonra o da İstanbul'a anladım. Gitti. Biz de gidince hep onun yanına gidiyorduk. Pazar günleri. Bayramda yine bize gelirdi. Çiğ köfte seviyordu. Çiğ köfte yapıyorduk. Naif abi İstanbul'a gelecek misin? Misafirim ol. Yok. Seni Boğaz'a götüreceğim, Rumeli Kavan'a. Sarıyer'i biliyor musun? Çağırın. Ya biliyor musun Boğaz'ı? Yok, Büyükdere, yok, Sarıyer. Yok. Yemin ediyorum gel götüreceğim Naif abi seni. Çağırın. Çok çağırın. Bak bekliyorum. Telefonumu bırakacağım. Zaten var sende telefonumla. Çağır, çağır. Gelirsen ara mutlaka. Tamam Naif abi? Tamam. Söz mü? Tamam sağ ol. Delik'te Naif abimin tarihi evinden biraz çekim yapalım arkadaşlar. Bu tarihi bir ev. Her zaman göreceğimiz, yaşayacağımız bir yer değil. Çok duygusal. İnsan duygulanıyor tabi. Delik'te bir zamanlar 100 aile hayı varken şimdi 2 aile kalıyor. Burada da teşekkür belgesi var Naif abimin. Sanatkarlar odası Delik'te vermiş. Tabi iyi çalışmalardan dolayıdır. Tarihi çerçeveler var, perdeler var. Tavan hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir tarzda işçilikte kalın. Böyle kalaslar, kirişler, tavan. Bu hem çok sağlıklı. Eski Ermeni evleri, eski Ermeni ustaları bu taktiği, sistemi hep kullanmışlar. Bazen Anadolu'da gittiğim Amasya, Sivas'ta da böyle evleri görüyorum. Çok duygulandık. Naif abinin evinde Zekeri abiyle 3 tane son delik daha kalmış. Tabii benim kayınpeder, kayınvalide de Sara ve İlyas daydaylar. Onlar da delikte olduğu için ayrı bir benim için duygusal yönü var, önemi var. Allah rahmet eylesin. Tüm ölülerimize Allah rahmet eylesin. Herkes geri kalanlara da Allah sağlık, sıhhat versin.
Nayif abi tekrar saygılar. Kendine iyi bak. Hürmetler. Sağ ol.